aktif yaşlanma çok sık tartışılan konulardan birisi literatür içerisinde. Çoğunlukla sağlıklı yaşlanma üretken yaşlanmayla da çok karıştırılıyor. Yani bu aktif yaşlanma meselesi nedir? Bununla birlikte başarılı yaşlanma meselesi nedir? Literatürde çok sıkça dile getirilen unsurlardan bir tanesi. Konulardan bir tanesi. Şimdi başarılı yaşlanma aslında bizim açımızdan değerlendirdiğimizde önemli eksikleri de bünyesinde barındıran teorik yaklaşımlardan bir tanesi. Başarılı yaşlanma dediğimizde çoğunlukla bireye bir gönderme yapıyoruz. Evet, bireylerin başarılı olmasından söz ediyoruz. Demek ki başarılı yaşlananlar olduğu kadar bu konuda başarısız olanlar da var. Başarısızlığı yine bireye yükleyerek, bireyin sırtına yükleyerek çözmeye çalışıyoruz. Oysa başarılı yaşlanma, aktif yaşlanma, üretken yaşlanma ya da sağlıklı yaşlanma sadece bireye bağlı olarak gerçekleşen bir durum değil. Yapısal bazı faktörler de var. Örneğin başarılı yaşlanma şunu söylüyor. Sigarayı bırak ki daha sağlıklı olasın, daha sağlıklı yaşlanasın, daha başarılı yaşlanasın. Evet sigarayı bırakmak kolay olabilir ama yoksulluktan kurtulmak gerçekten bu kadar kolay olmayabilir. Ve ezildiği için bireyi suçlayan bir yaklaşımdır aslında başarılı yaşlanma. Bu anlamda aktif yaşlanmayı da düşündüğümüzde dikkat etmemiz gereken yapısal bazı unsurlar olduğudur. Belki iletişim teknolojileri veya yeni medya teknolojileri bu noktada önemli açılımlar sunabilir. Ancak yeni medya teknolojilerinde bu açılımı sunacak olan kimlerdir dediğimizde aslında karşınızdaki hedef grup çok belli değil mi? İletişim alanında çalışan, yeni medya teknolojileriyle ilgili çalışmaları yapan araştırmacılar, genç araştırmacılar veya alandaki daha deneyimli uzmanlar belki de bu aktif yaşlanma ile ilgili yeni perspektifler geliştirebilirler. Ama bu perspektifi geliştirmenin önünde çok önemli bir engel var. Bu da Peter Pan sendromu. Türkiye'de Peter Pan sendromundan müzdarip olan çok önemli bir kesim var. Politikacılar, politika uygulayıcıları, akademide çalışanlar, sivil toplum kuruluşları aslında topyekün Türkiye'de yaşlanma meselesi söz konusu olduğunda büyük bir kesimin Peter Pan sendromundan müzdarip olduğunu görüyoruz. Bu sendrom aslında şunu söylüyor bize. Peter Pan'ın hikayesini hatırlayacaksınız. Hiç yaşlanmayan bir çocuktur. Var olmayan ülkede yaşar ve diğer çocukları da yaşlanmayacakları vaadiyle var olmayan ülkeye davet eder. Orada da birisiyle mücadele ederler. O kimdir? O da yaşlanan, yaşlı olan Kaptan Kanca sürekli çocuklar ve Kaptan Kanca arasında önemli bir mücadele geçer. Bir ölüm kalım savaşı geçer. Kaptan Kanca kötülüğü temsil eden yaşlı birisidir. Şimdi Türkiye'de de Türkiye'nin çocukları da hiç yaşlanmayacaklarına inanıyorlar. Ama Türkiye var olmayan ülke değil. Türkiye'nin çocukları da Peter Pan değil. Dolayısıyla çok hızlı yaşlanan bir toplumuz. Yaşlanma hızımız o denli yüksek ki biz ne yazık ki refah seviyemizi arttıramadan çok hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Türkiye zenginleşemeden çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. İşte burada ne yazık ki bu yaşlanma sürecine henüz farkına varmayan önemli bir kesim var. Bu kesim akademi içerisinde de yine kendisine yol bulamayan kesimlerden birisi. Benim kanaatim yeni medya teknolojisi çalışan özellikle genç araştırmacılar alana yöneldiklerinde perspektifi yaşlanma perspektifini de çalışmalarına dahil ettiklerinde özellikle aktif yaşlanmayla ilgili ya da yeni medya teknolojilerinin bu süreç içerisinde nasıl aktif bir şekilde kullanılacağı ile ilgili çok önemli perspektifler geliştireceklerine inanıyorum.